Said bin Müseyyib rahmetullahi teala aleyh Medine'ye bir vali tayin olmuştu. Zeynel abinin Ali bin Hüseyin, Kasım bin Muhammed, Salim bin Abdullah radıyallahu anhüm ve Kureyş'ten bir grup kimse valiyi görmeye gittiler. Vali onlara Said bin Müseyyib içinizde hanginizdir diye sordu. Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin radıyallahu an o mescitten ayrılmaz. Amirlerin yanına gitmez diye cevap verdi. Vali sen Hazret Ali'nin radıyallahu an torunusun. Kasım Hazret Ebu Bekr'in radıyallahu an Salim Hazret Ömer'in radıyallahu an torunudurlar. Siz geliyorsunuz da.'' Said bin Müseyyib niçin gelmiyor dedi. Yemin ederek onun boynunu vuracağım dedi. Bu sözünü üç kere tekrarladı. Zeynel Abinin Ali bin Hüseyin radıyallahu an şöyle demiştir. Bu sebepten o meclis bize dar geldi. Dışarı çıkınca Said bin Müseyyib'in radıyallahu an yanına gidip durumu bildirdim. Umre niyetiyle Mekke'ye git dedim. Umre için halis niyetim yok dedi. Kardeşlerinden birinin evine git dedim. Beni bu mescitten günde beş defa çağırıyorlar. Onu ne yapayım? Şimdiye kadar bu davete icabet etmediğim vaki değildir dedi. O zaman başka bir mescitte otur. Çünkü seni ararlarsa önce bu mescide gelirler dedim. Bu mescitte ibadet etmeye alıştım. Burayı terk etmem, dedi. Ey kardeşim, sen hiç korkmuyor musun diye sordum. Allahü Teala bilir ki ben ondan gayrı hiçbir şeyden korkmam. Lakin önce şuna dua ederim ki bu duamın ortası ve sonu Allahü Teala'ya hamd ve sena ve Muhammed aleyhisselama salat ve selamdır. Allahü Teala o valiye beni unuttursun dedi. Bir müddet sonra o valiyi vazifeden uzaklaştırdılar ve Şam'a gitti. Yolda hizmetçisi abdest alması için hazırlık yaparken biraz dur dedi. Sonra ben Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin'in, Kasım bin Muhammed'in ve Salim bin Abdullah'ın yanında Said bin Müseyyib'in boynunu vuracağım diye and içmiştim. O günden bugüne kadar hiç hatırıma gelmedi. Bana yazıklar olsun. Rezil oldum." dedi. Hizmetçisi Allahü Teala'nın senin hakkında dilediği senin kendi hakkında dilediğinden daha hayırlıdır." dedi. Said bin Müseyyib radıyallahu an şöyle anlatmıştır eyyâm Muharrede Yezidiler Medine'ye saldırıp muhacirin ve ensardan radıyallahu anhüm çoğunu şehit etmişlerdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde benden başka kimse yoktu. Namaz vakti olunca Ramdayı Şerif'ten müezzin sesi gelirdi. Namaza dururdum. Şam halkı mescide girip beni göstererek şu deli ihtiyara bakınız derlerdi. Sait bin Müseyyib tabiinin büyüklerinden ve fukahayı sebadan yani Medine'nin yedi büyük aliminden biridir.